spaziert. Düşünen insanlar için. Sinekler. Maalesef bizler etrafımızdaki varlık ve hadiselere kalın bir alışkanlık perdesinin ardından bakıyoruz. Belki de bunun için onları birer ilahi sanat mucizesi olarak görmek aklımızın ucundan bile geçmiyor. Çoğumuzun gözünde bir sinek, rahatsızlık veren ve ortadan kaldırılması gereken bir varlık değil mi? Fakat bu bakışımız, en ileri teknolojilere meydan okuyan öyle muhteşem bir mucizeyi gözümüzden saklıyor ki. Gelin şimdi biraz buna bakalım. Bir sineğin sadece uçuşunun ne anlama geldiğini görebilmek için onu evvela birkaç dakika izlemek lazım. Havalanmak için bir hamleye gerek bile duymadan sadece küçücük kanat çırpışıyla uçuşa geçen sinek, şimdiki en gelişmiş savaş uçaklarını ilkel bir alet düzeyine düşüren manevraların onlarcasını birkaç dakika içinde peş peşe sergiler. Dakikada 20 bine varan kanat çırpışıyla geri geri uçmak, saniyenin 30 binde biri kadar bir zaman içinde yön değiştirmek gibi mucizeler, sinek için çok kolaydır. Bütün bu hareketler sırasında, kanatlarının arkasına yerleştirilmiş iki küçücük organ, gerekli ayarlamaları yapar, sineğin düz durumda ve sürekli dengede kalmasını sağlar. Belki görmüşsünüzdür, sineğin tavanda baş aşağı yürümesi bile onun bu iş için özel şekilde düzenlenmiş olan ayaklarındaki olağanüstü yapıyı gösterir. Bize düz bir yüzey halinde görünen tavanın küçücük girinti ve çıkıntılarına tutunması için Allah Celle Celaluhu sineğin altı ayağından her birine ikişer pençe vermiş. Bu pençelere de vantuzlar yerleştirmiş. Bu incecik, harikulade, küçücük sineğin o sistemi sayesinde sinek havada uçuşunu o kadar rahat tamamlar ki ister tavanda baş aşağı yürür, kaygan camada tırmanabilir. Sineğin görüşü de bütün bu becerilere bir bütünlük teşkil edecek şekilde düzenlenmiş. 360 derece görüş açısına sahip petek gözleri sayesinde bir sinek sağını, solunu, önünü ve arkasını hep birlikte görebilir. Onun kolay yakalanmayışı da ani hareketlere karşı son derece duyarlı olmasından ve bir saniyenin yüzde biri kadar bir zaman aralığındaki hareketi algılayabilmesi yüzündendir. Onca masumluğuna ve zararsız olmasına, harikulade yapısına rağmen sinekle insan nesli çok uğraşmış ama bir türlü baş edememiştir. Sinek neslinin üreme potansiyeli başıboş bırakılmamış yahut tam kapasiteyle devreye sokulmamıştır. Düşünsenize, yoksa önüne Allah tarafından hiçbir engel konulmamış olsaydı, bir çift sineğin üreme hızı bütün yeryüzünü 6-7 ay gibi kısa bir zamanda sinekten bir yorganla kaplamaya yeterdi. Katrilyonlarca sinek, bir düşünün. İnsanın elinde de, insanların Allahu Teala'dan başka taptıkları şeylerin elinde de şu küçücük sinekle baş edebilecek bir güç yoktur. İnsanlar uzun yıllar mikrop taşıyıcısı olarak ilan etmekle o sineğin pek çok günahını aldılar. Oysa kendi pisliklerimizde sinekler de etrafımızdan hiçbir zaman eksik olmuyor. Eğer sineğin mikrop bulaştırmada gerçekten önemli bir payı olsaydı, sizce insan nesli hastalıklardan gözünü açabilir miydi? Sinek konusunda bize en yaraşan şey, onun dedikodusuyla vakit harcamak yerine,
önce kendi temizliğimizi sağlamak, ortada pislik bırakmamak, sonra da Allahu Teala'nın çağrısına uyarak Kur'an'ın verdiği misali dinlemek ve bu küçücük mucizelerin gözümüzün önünde ücretsiz olarak tekrarlayıp durdukları gösterileri zevkle izlemektir. Hac Suresi 73. Ayetin Meali. Ey insanlar! Size bir misal getirildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'tan başka dua ettiklerinizin hepsi toplansa bir sineği yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa onu da geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de. Düşünen insanlar için sinekler. Let's see it.